bizim programlara katılıp hayatlarında değişiklik yaşamış insanların binlerce, bak binlerce dönüşümleri var, yazıları var, binlerce videoları var. Biz diyoruz ki çok basit, en azından yapabileceğin çok basit. Instagram'a girersin, Doktor İsa Mail yazarsın, şurada değişimlere basarsın, çok basit, değişimlere basarsın. Buradan seyretmeye başlarsın, buradaki mesajları okursun. Senin vaktin varsa burada binlerce var. Binlerce okursun. Tamam mı? Neler değişmiş? İspatlı. Ondan sonra yetmedi. Seni arayabilirler veya diğer arkadaşlarımızı arayabilir. Telefon numaraları verebiliriz. Yeter ki harekete geçsin insanlar. Maddi manevi finansal değişiklikler oldu. Hala da oluyor. Yani şu kriz döneminde insanlar ödeme sıkıntıları çekiyor. Ben şahsım olarak çekmiyorum. Yani şükrediyorum çekmediğim için. Ama bunlar kolay değil. Hocam bizler, sizler bu eğitimleri verdiniz bize. Bizler de buna inanarak harfiyen yerine getirdik. O evet. Yüzden başarılarımız devam ediyor hayatımızda. Daha önceden bir YouTube videosu hazırlamıştık beraber. Sonra benim mentorluk grubuma katıldın. Türkiye'den 3 aylığına bizim mentorluk grubu psikolojik danışman yetiştiriyoruz. İnsanın kendi psikoloğu yetiştiriyoruz. Ne zaman başladın? Bir anlatır mısın? Birinci ayın 15. günü eğitime başladık sizinle. Hala da devam ediyor. Eğitimler içerisinde gerçekten çok güzel değişimler, çok güzel dönüşler alıyorum kendimde ve çevremde. Önceki videoda bahsettiğimiz gibi hocam, değişiklik önce benim kendi içimde ve zihnimde başladı. Kendi hayatımızın aslında suçlusu kendimizmişiz. Dilimizden beynimizi hep kötü programladığımız için hayat yaşanmaz bir hale gelmişti benim için. Gelecek kaygılarım, geçmişte yaşadığım kin ve nefret duyguları beni mutsuz ediyordu. Bunlardan hepsinden kurtuldum çok şükür. Yani gerçekten çok güzel zihnim ve kalbim, duygularım bir kuş gibi özgürleşti. Artık zihnimi güzel, olumlu, pozitif cümlelerle programlıyorum. Çevrem aynı şekilde, takıntı ve korkularım, endişelerim ve kaygılarım tamamen yok oldu hocam. Bunu samimi duygularımla sizinle paylaşıyorum. Merak edenler, gerçekten bir şeyler değişmiş mi diye merak edenler seninle direkt de görüşebilirler. Evet hocam, görüşebilirler. Bir arkadaşımız bizi aradı yurt dışından. Uzun uzun bir konuştuk kendisiyle, muhabbet ettik. Güzel bir kardeşimizden tanışmış olduk. Evet. Ben nelerin değişebileceğine inanarak bir şeylerin üstesinden gelebileceğimize inandım ve başardım. Herkes başarabilir hocam. Gerçekten herkes başarabilir. Korkularını, endişelerini, hayatının her noktasını, her boyutta değiştirebilir hocam. Gereksiz korku, kaygı, tedirginlik. Neden bizi frenliyor? Veya başımıza neler geliyor? Bunları sürekli videolarımızda anlatıyoruz. Mesela en basit örnek şu anki Çin kaynaklı sağlık olayı değil mi? İnsanlar oradan çıkan bu olaydan sonra evlerine herkes kapandı, hapse girdi bir çeşit. Sonra korkuları, kaygıları tavan yaptı. Bende de var mı? Bende de olacak mı? Gibi gereksiz, daha fazla gereksiz kaygıları çoğalmaya başladı. Bu sefer insanların dilinde sinerji oluşmaya başladı. Yani imece usulü. Herkes bu konuyu konuşmaya başladı. Herkes sağlık, Çin'den kaynaklı sağlık olayını konuşa bütün enerjiyi oraya harcadığından dolayı insanoğlu ne görüyoruz şu anda grafiklerde? Devamlı çoğalıyor değil mi? Yani o salgın olayı daha da çoğalıyor. Niye? Çünkü enerji çok önemli. O konu gündemde, o konu konuşuluyor. Oraya enerji harcıyor insanlar ve insanların enerjisi nereye akarsa orası büyür. Ve şu anki, bugünkü tarihe bakarsak 10 Nisan tarihine baktığımızda artık yukarıya doğru gidiyor. Yani daha da çoğalıyor gittikçe. Niye? Çünkü gündemde tutulduğundan dolayı, sinerji olayından dolayı. Yani bir elin nesi var? İki elin sesi var. Yani iki kişi bir araya geldiği zaman daha da çoğalıyor değil mi? Problemi çözerken de iki kişi olunca daha hızlı problem çözülüyor. Ama iki kişi çoğalınca
probleme odaklı olduğundan dolayı problem de büyüyor bu sefer. Anlatabiliyor muyum? Onun tersi de var. Ters sinerji var, pozitif sinerji var. Ama şu anki aktüel durumdan dolayı, insanlar kaygılarından dolayı çok gündemde tuttukları için bu olayı ve gittikçe çoğalıyor. Bizler öncelikle hocam problemleri ve olumlu veya olumsuz şeyleri zihnimizde ve dilimizde bitirmeliyiz. Yani her şeyden önce dilimizde ve zihnimizde bitirmemiz gerekiyor. Tedbiri zaten alıyoruz hocam. Yani bizler de şu an hani evimizdeyiz ama şahsi olarak yani benim önceki günlerim nasılsa şu anki aynı durum. Yani virüsten dolayı özel bir korku, özel bir telaş içerisinde değilim. Çünkü bunu siz bize öğrettiniz hocam. Yani duygularımızı, düşüncelerimizi, kaygılarımızı kontrol etmemizi bize öğrettiniz bu mentorluk grubunda, eğitimlerinde. Ve bunu başarmış durumdayım. Kendim, ailem, ev içerisinde normal günde nasıl gün merhaba diyorsak, günlük aktivitelerimizi nasıl yapıyorsak aynı şekilde evimizin içerisinde bağlarımızı ve sosyal faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Sinerji olayında kaygı ve korkular yine aynı şekilde sizin bize öğrettiğiniz bu eğitimlerin vermiş olduğu güzel bir başarının sonucunda 3K tekniğinden bahsettiğiniz mentorluk grubunda korkularımız, kaçtıklarımız ve kınadıklarımız. Şimdi biz korkularımızı sürekli gündeme getirdiğimiz için o korkular bizden uzaklaşmıyor. Yani geleceği yoksa da korkudan geliyor bize. Korku büyüyor, biz küçülüyoruz korkudan dolayı. Kınadıklarımız da öyle. Kınadıkça kınadıklarımız çoğalıyor. Ondan sonra arkamızdan kovalıyor bir canavar gibi. Veya kaçtıklarımız. Kaçtıkça senin kaçtığın şey arkandan seni takip ediyor. Devamlı büyüyor, büyüyor, büyüyor. Bir gün seni yakalıyor, üzerine çullanıyor. Bu mentorluk grubunda gerçekten hocam yani sayısız o kadar değişikliğim oldu ki kendi iş dünyamda ve çevremde bunları tek kalemde, tek sözcükte ifade etmek gerçekten mümkün değil. Ama genel olarak hani bir şeyleri özetleyecek olursak hocam, etrafımda anlaşamadığım, empati kuramadığım hiç kimse kalmadı. Onu mentorluk grubunda, Dali tekniğinde bize öğrettiniz ve bunu ben kendi şahsımda, eşimde, ailemde, çevremde, eğitim verdiğim sektörde uyguluyorum. İletişim kuramadığım hiçbir insan karşımda kalmadı. Yani aslında eksik bizdeymiş. Yani biz kendimizdeki eksikliğin farkına varamadığımız için kendi eksikliğimizi sürekli karşımızdaki insanlara yığdığımızdan dolayı kendi suçumuzu örtbas ederek aslında bir nevi gizleniyorduk. Tam tersi siz bizi bu eğitimlerle kendi içimize dönderdiniz. Kendi içimizdeki eksikliğinin farkına vardırdınız. Biz kendi şahsımızdaki eksikliği tamamladıkça aslında problemler çözülüyor. Problem etrafımızda değil, kendi şahsımızın içindeymiş meğerse. Yani hayat ayna gibidir. Hayat ayna gibidir. Şimdi aynanın karşısındasın değil mi? Sen gülersen o da gülüyor. Sen suratını asarsan o da suratını asıyor. Hayat böyle. Ama ilk önce sen yapman lazım. Yani güler yüz bekliyorsan o zaman ilk önce aynadan güler yüz bekliyorsun. O zaman ilk önce sen gülmen lazım. İlk hareketi sen yapman lazım. Ama onu yapabilmek için bazı yöntem ve taktikleri görmen gerekiyor. Mentörlük sisteminin dışında bir yol da görmedim zaten. Mesela dün bir canlı yayın yaptık. Öyle değil mi? Yine mentörlük grubumuzda. Orada ben nasıl anlatıyorum? Devamlı bilimsel anlatıyorum, gösteriyorum, ispatlıyorum. Makale veya videolar gösteriyorum size değil mi? Bakın bu üniversitenin araştırmalarına göre veya filanca araştırmalarına şu kadar doktor bir araya gelmiş diyorum. Mesela dünkü tekniği anlatarak. Ondan sonra hem bilimsel anlatıyorum hem de bizim değerlerimiz, kültürümüze göre, değerlerimize göre ilimsel anlatıyorum. Ve aynı dilden konuştuğumuzdan dolayı orada uygulama yaptık. Herkes çok iyi anladı değil mi? Herkes çok iyi anladı. Orada mesela enteresan değişiklikler oldu. Tekerlekli sandalyede olan bir hanımefendi normalde 10 dakikadan fazla duramıyordu ayakta. Ağrısından dolayı. Ama bugün annesi aradı beni. Sabah kahvaltısında aradı. Dedi ki hocam şok olduk dedi. Dün zaten kızında acayip bir değişiklik oldu. Acayip mutlu dedi. Mutluluktan sevinçten ağladı dedi. Çünkü ağrıları birden kesildi dedi. Bugün de dedi normalde dedi 10 dakika duran dedi, ayakta duran
Bir saat ayakta durdu hocam dedi. Bir saat ayakta durdu dedi. Bunun için teşekkür için arıyorum dedi. Bir tanesi bu. Dünkü çalışmada. Orada canlı yayında hatta bel ağrısı olan bir hanımefendi %40'tan bel ağrısı %5'e indi. Yani direkt ispatlıyoruz da zaten. Bak diyoruz abi. Problem bu. Mevcut durum bu. Şimdi bu şekilde çözülecek. Gösteriyoruz. Hem bilimsel gösteriyoruz hem ilimsel gösteriyoruz. Daha ne yapalım? Ağzımızda kuş mu tutalım? Değil mi? Ve bu sabah kaç kişi aradı o programa katılıp da nelerin değişebileceğini veya değiştiğini anlatmak için beni aradı. Çünkü mentorluk grubunda. Evet hocam, bizler de o canlı yayında bulunduk. Gerçekten o sinerjiyi bizler de hissettik hem alırken hem verirken. Çevremizdeki insanlar hocam, kendi abinmen de var biraz böyle bir durum. Değişmek istiyor ama bir türlü harekete geçemiyor. O cesareti bir türlü sergilemiyor, korkuyor. Yani bu zamana kadar korkularını yenemediği için bundan sonraki başarıları için de korkuyor, endişe ediyor. Mesela haklı sebepleri şu. Korku, kaygı, tedirginlikler. Yani adım atmak istiyor. Mesela benim yanıma gelmek istiyor kişi. Ama internetten gördüğü için bana dokunamıyor değil mi? Çünkü internetten görüyor. Sonra internetten o kadar pazarlayan insanlar var ki kendini pazarlamaya çalışan, işte psikoloğum diyenler, yaşam koçuyum diyenler, parayı kapıp kaçanlar, merdiven altından yapanlar. O kadar dolandırıcı var ki. Yani %90'ı dolandırıcıyla dolu olduğundan dolayı insanlar da bu da öyledir diyerek aynı çekmecenin içine koyuyor. Ondan sonra çözümü gösteriyorsun. Gözün içine sokuyorsun, diyorsun bak bilimsel anlatıyorum, ondan sonra ilimsel anlatıyorum, senin dilinden anlatıyorum diyorsun. Yine de o korkularından dolayı, o kaygılarından dolayı gelemiyor. Gelemiyor yani, böyle bir durum da var. Evet hocam, bu konuda gerçekten ben kalbimle, tüm duygu ve samimiyetimle sizi ilk zaten hocam ben çok sizin videolarınızı, YouTube'daki videolarınızı izledim ama artık tatmin olmadım yani. Değişmek istiyorum. Değişmek için harekete geçmek istiyorum. Sizinle öngörüş yaptım. Çok zor değil hocam. Yani sizinle bir başvuru formu göndersinler. Bir iletişim sağlasınlar. Bunlardan kimsenin bir zararı kaybı olmaz. En azından bir öngörüş sağlasınlar. Neler yapabileceklerini konuşsunlar. Fikir alsınlar. Ben bunu yaptım. Kaybetmedim arkadaşlar. Yani şu an hocamla birlikteyim. Yani 3,5 aydır devam eden bir birlikteliğimiz var. Çok güzel insanlar tanıdık. Çok güzel eğitimler aldık. Hayatımızda, şansımızda çok güzel maddi, manevi, finansal değişiklikler oldu. Hala da oluyor. Yani şu kriz döneminde insanlar ödeme sıkıntıları çekiyor. Ben şansım olarak çekmiyorum. Yani şükür ediyorum çekmediğim için. Ama bunlar kolay değil. Hocam sizler bu eğitimleri verdiniz bize. Bizler buna inanarak harfiyen yerine getirdik. O yüzden başarılarımız devam ediyor hayatımızda. Şimdi açıkça şunu da söylemek istiyorum. İnsanların kaygıları, tedirginlikleri var ya, korkuyor, tanımıyor beni. Ama yapacağı çok basit şeyler var. Yani çok basit bir şekilde beni araştırabilir. Ne yapabilir mesela? Öyle değil mi? Yani tam adım atmak istiyor, gelmek istiyor. Kalbi mutmain olmuyor. Ya bu da diyor bana faydalı olamayacak diye düşünüyor. Çünkü tanımıyor beni. Ama çok basit. Yapacağı şey, örneğin bizim çok sosyal medyada Instagram'ımız, Facebook'umuz, YouTube'umuz var mesela, YouTube gibi birçok alanda ne yapıyoruz? Orada testimonial, yani bizim programlara katılıp hayatlarında değişiklik yaşamış insanların binlerce dönüşümleri var, yazıları var, binlerce videoları var. Biz diyoruz ki çok basit. En azından yapabileceğin çok basit. Instagram'a girersin, Doktor İsa Mail yazarsın. Şurada değişimlere basarsın. Çok basit. Değişimlere basarsın. Buradan seyretmeye başlarsın. Buradaki mesajları okursun. Senin vaktin varsa burada binlerce var. Binlerce okursun. Tamam mı? Neler değişmiş? İspatlı. Ondan sonra yetmedi. Seni arayabilirler veya diğer arkadaşlarımızı arayabilir. Telefon numaraları verebiliriz. Yeter ki harekete geçsin insanlar. Şu durumda harekete geçmeyenler, hani fırsatı varken, evinde kendini geliştirme fırsatı varken harekete geçmeyenler
bir daha hiç fırsat bulamayacaklar. Çünkü bu izolasyon bitecek. Elbette bitecek. Ama şimdi evimizdeyken kendimizi geliştirme fırsatımız varken ne yapabiliriz? Kendimizi değiştirebiliriz. Mentörlük grubuna katılabiliriz. Yapacakları şey bu. Bu şekilde harekete geçmek. Harekete geçen kazanıyor. Harekete geçmeyen kaybediyor. Sen ne dedin biraz önce? Finansal manada hemen sende bir değişiklik oldu. Yani maddi manevi finansal olarak gerçekten hemen değişim başlıyor. Yani eğitimle birlikten hemen değişim başlıyor hocam. Verilen her şeyi harfiyen yerine getiren kesinlikle değişime uğruyor. Ben uğradım hocam. Yani o iç güven, özgüvenimi kazandım. Hayır demeyi öğrendim. Etrafımdaki negatif insanları devre dışı bırakmayı öğrendim. Yani hayatıma girip çıkan insanları artık kontrollü yapıyorum. Yani rastgele değil de kontrollü bir şekilde hayatımı, duygularımı, düşüncelerimi kontrol altına alaraktan artık bundan sonra güzel bir hayat ve yaşam sürdürüyorum. Hocam önceden öğrencilerim ders çalışmakta zorlanıyorlardı ve ben bunu sadece kişinin şahsına bağlıyordum. Yani tembelliğine ya da isteksizliğine bağlıyordum. İnsanların beyin kodlarını görsel, işitsel, dokunsal özelliklerini tanıdıktan sonra nasıl çalışabileceğini, görsel insanların nasıl derslerinde başarılı olacağını, dokunsal insanların nasıl derslerinde ve işitsel insanların nasıl başarılı olacağını öğrendikten sonra hangi beyin kodlarıyla onu çalıştırmam gerektiğini bize vermiş olduğunuz o yazılı kağıtlarda hepsi anlatılıyor. Ve bununla birlikte 3 sandalye tekniğini anlattınız bize. Bununla öğrencileri tek tek seans alıyorum mesela. Konuşuyor yani bilinçaltında çocuk aslında kendi kendinin neler yapabileceğini söylüyor. Farkında değil. Seansın sonunda diyor ki yani not alıyorum. Sen bak kendin için böyle böyle dedin başarılı olmak için. Ben mi dedim? Evet dedim. Sen dedin. Ve çocukta ailevi bir problem varsa hemen ortaya çıkıyor. Şahsı bir problem varsa veya bizim şahsımızın bir problemi varsa hemen o problemi tespit edip çözüp karşımızdaki insanlara karşı ön yargımızı kırmış olduk hocam. Yani hayatta benim en çok mutlu olduğum şey karşımdaki insanları işlediği veya yaptığı hataları değil de insan boyutunu karşıma alıp o insana güzel değer verme hissi oluştu. Sevgi, muhabbet hisleri ve duyguları oluştu. Bu da beni çok mutlu ediyor. Yani böyle ilk görüşmemizde de söylemiştim size hocam belki değişiklikler. Ben kendi şahsımda fiziksel olarak da değişikliğe uğruyorum. Yani gençleşiyorum, güzelleşiyorum. Çok güzel bir duygu hocam. Anlatılacak gibi değil. Eğitimden önce fotoğrafını çek dedim. Yüz fotoğrafını. Yüzdeki bu kırışıklıkları falan böyle yakından çekebilirsin. Bir de şimdi eğitim bittikten sonra çek dedim. Arada dağlar kadar fark olacak. Çünkü serotonin hormonu, dopamin hormonu yani bizi gençleştiren mutluluk hormonları tetiklendiğinden dolayı bu 3 ay ve devamında insan gençleşiyor. Sen de mesela biraz önce onu fark ettik. Sen yaklaştın. Bayağı bir fark olduğunu ben gördüm. Sen evet, de kendini de biliyorsun yani. Daha önce eski fotoğrafına baktığın zaman, karşılaştırdığın zaman çok büyük bir fark var. İnsanlar boşuna estetiğe gidiyorlar. Gerek de yok. Bizim eğitime katılır. Tamam mı? Öyle değil mi? Eğitime katıl. Zaten yüzünde acayip değişiklikler olacak. Gençleşeceksin. Benim bir büyük abim var. Yan yana geldiğimizde bu eğitimlerden önce herkes yani bizi ilk defa görenler benim abimin büyüğümü olarak beni bilirlerdi. Hayır derdim. Küçük olan benim, büyük olan abim. Evet. Şimdi bu eğitimlerden sonra tekrar soruyorum böyle o eski insanlara veya yeni insanlara hangimiz büyüğümüz, hangimiz küçüğüz ya da hangimiz genciz, hangimiz yaşlıyız diye beni gösteriyorlar. Yani o etrafımızdaki insanlar da bunun farkına vardı. Beni şu an artık gençleşmiş olarak yani önceden büyük olarak tabir ediyorlardı. Şimdi sen gençsin, sen küçüksün diyorlar şimdi. Şöyle bir değişim de oldu hocam. Hani hep bize öğrettiğiniz güzel şeyler birçok şey var ama hocam aklıma gelenleri söylüyorum. Neyi çok kazanmak, neyi çok elde etmek istiyorsak onu vermemiz gerekiyor. Biz nasıl bir başkasının problemini çözdükçe o asıl olan problem bizim de üzerimizden geçiyor. Bir danışanım var hocam şu an Bursa'da. Kendisi öğrenci. Başarısız olduğunu söyledi ve bu başarısızlığın bir türlü üstesinden gelemediğini söyledi. Biz de kendisiyle seans yaptık hocam. Sizin bize öğrettikleriniz, kendi hayatımızda uyguladıklarımızı. Bir hafta kendisiyle böyle günlük düzenli seanslar, çalışmalar yaptık. Şu an hayata küsmüş,
Yani kendi kişiliğinin farkına varmayan insan, sürekli bir başkasının değerine, sevgisine ihtiyaç duyan kişi şu an kendi özgüvenini kazanmış bir şekilde sadece şunu diyor: hayat, hayallerim ve hedeflerim var. Gözüm sadece bunları görüyor. Evet. Hedeflerinde varır sence, değil mi? Kesinlikle hocam. Yani bu özgüveni gördüm kendisinde ve onun o şekilde eşikliğe uğraması beni daha çok sevindiriyor, mutlu ediyor. Daha çok benim başarılı olmamı ateşliyor. Çok güzel bir duygu. Evet, dünyada en güzel duygu ne biliyor musun? Başkasının gönlüne dokunabilmek. Daha güzeli yok yani. Bilim bunu ispatladı. Mesela zenginler var değil mi? Çok zengin böyle milyarderler. O adamlar belli bir zenginliğe geldikten sonra malın, mülkün hiçbir değerinin olmadığını anlıyorlar belli noktaya gelince. O saatten sonra eğer bank diyorsa ne yapıyor? Kendini feda etmeye başlıyor. Malını, mülkünü vakıflar kuruyor. Vakıflar nasıl kuruldu Türkiye'de? Tarihe baktığımız zaman o şekilde zenginler ne yaptı? Yaydı, zekatını verdi, sadakasını verdi, hayırlar yapıldı. Dünyanın her tarafında böyledir ama sistem. Mesela Almanya'da iş adamları, ama gerçek para kazanan iş adamlarından bahsediyorum. Fake iş adamlarından değil. Onlar senelik %10 gelirlerinden verirler. %10 gelirinden verirler. Yani vergisinin dışında %10 da hayır, hasenat insanlara, fakir insanlara yardım verirler. Niye? Çünkü öyle mutlu oluyor. Yani başkasının gönlüne dokunmak, gönlüne, ruhuna dokunabilmek dünyada en güzel duygudur. Başkasının hayatını değiştirebilmek pozitif manada. Ama ilk önce tabii burada yapılması gereken, değişmesi gereken kişi ilk önce kendisidir. İlk önce kendisinden başlaması gerekiyor. Ondan dolayı sen de o duyguları yaşıyorsun. O yüzden çok mutlu hissediyorsun kendini. Evet hocam, kesinlikle. Yani dediğiniz gibi değişim önce kendi içimde başladı. Duygu ve düşüncelerimde, zihnimde. Bundan sonraki hayatı nasıl yaşayabileceğimi ya da nasıl bir hayat yaşamak istediğimi bildiğim için dilimi ve zihnimi o şekil programlıyorum. Karşımdaki insanlarda kusuru değil de kendimdeki kusuru farkına varıp o kusurumu tedarik ediyorum. Bu daha çok güzel bir başarı sağlıyor bana. Eğitim sektöründe, eğitim verdiğim yerde de aynı şekilde öğrencilerim şu zor dönemlerde günlük online derslerini sürdürüyorlar. Yani hani bu evdeki karantina süreci kişi gevşeklik haline değil de tekrar onlar sanki eğitim sektöründeki gibi günlük düzenli derslerini okumaya devam ediyorlar. Çok güzel bir his uyandırıyor benim için. Çok güzel bir pozitif enerji oluşturuyor benim kalbimde. Yani şimdi Cesar dedi, benim videoları izlemiş. Beni tanımış artık. Ama bir türlü harekete geçemeyen kaygıları, tedirginliği. Bende de olur mu? Bende olmaz herhalde. Ben biraz daha farklıyım. Tamam, Cumali'de oldu ama bende olmaz gibi düşünen, adım atamayan, korkularına yenilmiş, yenik düşmüş, gittikçe daha kötüye giden, ağaç yaşıken hesabı, ağaç yaşıken eğilir hesabını artık aşmış, ben ilerledim, artık bir şey değişmez, ben yaşlandım diyen insanlara ne dersin? Yani ne yapsınlar onlar? Hocam ben de o tabir ettiğiniz kişilerden biriydim. 28 yıl boyunca hayatımda ben buyum artık. Bu saatten sonra değişmem. Bu benim kaderim dedim. Mutlu olamayacağım, şöyle olamayacağım. Korkularım, kaygılarım. Bir nevi artık ecelin dolmasını bekleyen zavallı bir insandım. Korkularım ve kaygılarımdan dolayı. Ben buyum, ben değişmem. Siz ne yaparsanız yapın. Değişmem diyen insanlardan biri bendim. Ama öyle değilmiş yani. Değiştiremeyiz, değişmem dediğimiz şeylerin her şeyin aslında değiştirilebileceğini ispatladınız bize eğitimlerden ve şahsımızda yaşadık bunu canlı olarak. Değişmeyen dediğimiz çok şey aslında değişiyor. Yapmak gereken tek şey o ilk adımı atabilmek, o ilk hareketi devreye sokabilmek. Yani hayatınızda, ömrünüzde belki kendimize yapabileceğimiz en büyük iyilik şu noktada işte olmaz ya da olur mu dediğimiz noktada güzel bir sağlam adım atmak demektir diyorum. Ve bununla birlikte bizler hayatımız boyunca beceriksizliğimizi,
hep bir kader inancının altına sığındırdık, yapamadık, başarısız olduk, bu bizim kaderimiz dedik. Halbuki öyle değil. Allah bizim kaderimizi çalışmamıza ve çabalamamıza bağlamıştır. Bununla birlikte ben kaderi şöyle şahsen tabir ediyorum. Kader diye tabir ettiğimiz şey bizim kavşakta, kırmızı ışıkta hangi yöne istikamet ederek verdiğimiz kararlardır aslında. O yüzden hayatımızda artık kırmızı ışıklarda ve kavşaklarda doğru karar verebilmek için kesinlikle, yani başarı asansörle değil, o merdivenleri tırmanmakla mümkün. Bu da hocamızla önce güzel bir öngörü sağladıktan sonra mentorluk grubuna katılmalarını samimi duygularımdan tavsiye ediyorum. Şahsenden bu şekil bu duyguları elde ettim. Bu iş dünyamdaki ve finansal maddi manevi değişikliği bu şekil elde ettim. Bu şekil tabir edebiliyorum. Evet. Yani burada yapılması gereken çok basit. İlk adım burada. Hemen bu videonun altına koyacağız zaten. Bir şey var, form var. Bu formu doldurmak. Bu kadar. İlk adım bu. Ama bunu tam samimi bir şekilde doldurması gerekiyor. Samimi. Yani samimi ne demek? Özüyle sözü aynı olması lazım. Biz oradan anlıyoruz zaten. Onu doldururken anlıyoruz. O formu doldururken arkadaşlar biz zaten okuyoruz onları. Ben de okuyorum. Ben orada eğer kabul görürsem, onay görürsem, değer görürsem, buna psikolojide kod diyorlar. Kabul, onay, değer. Görürsem o zaman diyorum ki arayın. Arayın diyorum. Asistanım arıyor. Ondan sonra gerçekten samimi mi değil mi? Gerçekten istiyor mu istemiyor mu? Yoksa içi boş mu? Tamam mı? Bunu anlıyor. Eğer içi doluysa, samimi olduğunu anlarsa o zaman ne yapıyor? Benimle karşı karşıya getiriyor. Yoksa benimle randevu yapması, benimle direkt görüşmesi mümkün değil. Çünkü bizim de filtrelerimiz var. Günlük 200 kişi arıyor, herkese görüşemem. Samimi olan, değer veren, onaylayan, kabul eden insanları ne yapıyoruz? Onlara gel diyoruz, sen o zaman. Sen de değişiklik olacak, olur Allah'ın izniyle. İnanıyoruz çünkü biz o zaman. O kişiye ne yapıyoruz? Bir çeşit teslim ediyoruz yani. Değerleri, önemli teknikleri. Çünkü herkese bu eğitim verilmemesi lazım. Herkese verilmemesi lazım. Herkes hak etmiyor çünkü. Çünkü samimi olan insanlar, iyi insanlar bu teknikleri ne yapabilir? Güzel kullanabilirler. Ama kötü insanlar bu teknikleri, psikolojik yöntem ve taktikleri çok kötü manipülasyon, insanlığa zarar verecek şekilde kullanabilecekleri için büyük bir silah, öyle düşün. Kullanmamaları için biz herkese vermiyoruz o yöntem ve taktikleri. Hak edene veriyoruz, bu teknik yöntemleri öğretiyoruz. Tabii burada da kendine de bütçe ayırması gerekiyor. Bu da açık ve net. Her şeyin bir değeri var değil mi? Bu şekilde eğer biz bu potansiyeli görürsek o zaman gel diyoruz. Yoksa boşuna enerji harcamıyoruz. Sizinle ilk görüşme yaptığımız zaman siz de hatırlarsanız çok ciddi bir bütçem yoktu. Evet. Ve siz harekete geçtiğiniz an her şeyin değişeceğini söylemiştiniz. İnandım hocam, yani bu eğitime, bu değişime samimi, bahsettiğiniz samimi duygularla teslim olduğum için şu an benim öyle bir problemim yok. Ve hatta şöyle bir şey hocam, bu verilen bedel bu işi daha çok kavramamıza sebep oluyor. Yani ucuz bir şey olsa belki değer vermeyeceğiz, üstüne varmayacağız. Bir kulağımızdan dinleyip diğer kulağımızdan kaçıracaktık. Ama böyle bir şeyin olması benim açımdan çok büyük bir etki oluşturdu. Yani böyle bir şeyin olmasını ben gerekli duyuyorum. Yani satın aldığımız şey veya aldığımız şey, talip olduğumuz şey ne kadar çok değerli olursa biz de o kadar o alınan bilgilere değer verip onu hayatımızda benimsetiyoruz. Sadece karar ver demiştim. Karar verdin, aradan 1-2 gün geçmişti, sen beni aramıştın tekrar. Hocam bize bir hediye geldi dedim. Hiç beklemedik bir hediye geldi dedim. Ben o hediyeden dolayı, yani bir yerden para geldi veya neyse artık söylemeyeyim, fazla detay vermeyeyim. Ondan sonra sen hemen karar verdiğinden dolayı birden bir kapı açıldı ve parayı hemen bulabildin, yani programa hemen katılabildin. Burada dediğim gibi her zaman bir adım, ya bir adım, başka bir şey değil. Sadece samimi,
içtenlikle, kalben ve beynen ikisi bir arada samimi bir şekilde, dürüst bir şekilde karar vermen lazım. Yani adım atman lazım. Başka hiçbir şey değil. O ilk adımı attıktan sonra gerçekten hocam, yani o sadece bir tanesiydi. Hala gerisi geliyor, inanın hocam. O anlatılabilecek bir şey değil. Mucize gibi bir şey. Yani bu gerçekten ifade edemiyorum. Cümleler kifayetsiz kalıyor. Evet, yaşanması gerekiyor sadece. Yalnız biz şu istikrarı da nasıl sağlıyoruz? Haftada bir görüşüyoruz zaten canlı yayında, değil mi? Devamlı. Bırakmıyoruz. Yani programa başladıysak bir kişiyle biz ona inanıyorsak, çünkü biz en önemli değerleri teslim ediyoruz, öyle düşün. Yani ben ona ne veriyorum? Dünyanın en değerli pırlantasını 500 milyon dolarlık, öyle diyelim, abartalım biraz, pırlantayı eline veriyor. Herkese veremem. Yani ama benim de inanmam lazım. O kişiye güvenmem lazım. O yüzden bana kim lazım? Samimi, dürüst, değer veren, gerçekten kalbiyle dili bir olan, tamam mı? Böyle insanlar lazım. Ben onda o azmi görürsem, umudu görürsem, o zaman gel diyorum, programa katıl. O zaman ışığı görmem lazım. Dediğim gibi hocam, yani siz çok güzel noktalara değiniyorsunuz. O ilk adımı, o samimiyeti belli etmek mesela. Ben çok takip ettiğim size hocam. Ben bir yıl bir arayış içerisindeydim. Uyanmak istiyorum. Bir türlü kendime gelemiyorum. Nasıl olacak? Birinin benim elimden tutması gerekiyor. Ve sizinle ilk eğitime başladığımız zamanlar hocam çok güzel bir hikaye anlattınız. Kartal hikayesi hala kulaklarımda çınlıyor. Hala anlatıyorum onu. Hala onu tekrar tekrar dinledikçe veya kendim anlattıkça çok ciddi bir şekilde bir pozitif enerji, güzel bir haz alıyorum. O kartalı harekete geçirmek çok güzel bir şeymiş hocam. Yani kendi içimize dönüp kendimizin ne kadar dünyada kıymetli bir varlık olduğumuzu ve nelere başarabileceğimizi inanıp o başarılara doğru koşmak, gerçekten hayatta bana bundan daha güzel bir haz verici bir şey olamazdı. Evet. Cumali kardeşim, hakikaten çok güzel anlattın. Çok güzel ifadede bulundun. İnanıyorum insanlar senin bu güzel anlattığın, bu kadar emekle anlattığın, tamam mı? Bu ifade ettiğin bu güzel cümlelerinden etkilenir. Samimi olanlar, tamam mı? Gayret edenler, kabul, onay, değer verenler, aşağıda yapacakları, sadece aşağıdaki linke tıklayıp formu doldursunlar ama dürüst bir şekilde doldursunlar. Tamam mı? Dürüst bir şekilde. Biz anlarsak, gerçekten umut varsa biz onları zaten arıyoruz. Ondan sonra programımıza alıyoruz. Onların da hayatı binlerce insandaki değişiklikler gibi onlar da değişeceğine inanıyorum. İnanmazsam zaten almam. Açıkça söylüyorum. Yani eğer umut varsa, umut yoksa almıyorum zaten. %100 değişeceğine inanıyorsam alıyorum. Binlerce, 7500 tane vakamız var. Ve onlar girsinler, baksınlar Instagram'dan, YouTube'dan, yorumlara baksınlar. 40 bin abonemiz var. 3,5 milyon seyircimiz var. Binlerce yorumlar var. Hep okusunlar yani. Bizi araştırsınlar, görsünler. O zaman başlayabiliriz onlarla da. Evet, sadece yapacakları şey aşağıdaki linke tıklamak. Hemen şimdi linke tıklayıp göndersinler. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum hocam. Ve bu videonun da izleyip hayatlarına yön verecek olan kişilere de armağanımız olsun. Samimi duygularımızla bunları sizinle paylaştık. Sizler de bize samimi duygularınıza zaman ayırıp önem verdiniz. Ve iyi ki sizinle tanıştık. İyi ki sizinle birlikte olduk. İyi ki sizinle güzel bir yolculuğa çıktık. Ve bu yolculuk benim hayatımda bir başlangıç ve bir dönüş noktası oldu. Ve hayatımda en güzel anlamların, en güzel izlerin olduğu bir dönem oldu. Bundan dolayı da hizmetlerinizden dolayı size teşekkür ediyorum hocam. Ne yapsınlar hemen şimdi? Hocam, çok zor bir şey değil. Çok kolay. Hepimizin interneti elimizde, cebimizde. Size güzelce bir forum doldursunlar. En azından sizinle birlikte bir öngörüş sağlasınlar. En azından bunu yapsınlar. Yani ilk adım olarak o ilk adımlarını atmalarını tavsiyeyle öneriyorum. Hemen şimdi yapsınlar. Şimdi kapatıyoruz. Herkese kucak dolusu selamlar.